Yeni bir tavsiye ve tanıtım listesi olarak beğendiğim 10 kitap listesinin ikincisini yapacağım. Beğendiğim 10 kitabın birinci videosunu izlemediyseniz onu da izleyin. Güzel kitaplar vardı orada da. Şimdi yeni seçtiklerimden konuşmaya başlayabiliriz. İyiden kötüye ya da kötüden iyiye gibi bir sıralamam yok. Rastgele bir liste bu. Bahsedeceğim kitaplardan bazıları için inceleme videoları da hazırlamıştım. O videoların da linklerini aşağıya bırakacağım zaten. Listemdeki ilk kitap bunlardan biri mesela. Hushed the Blackboard. Usta oyuncu Zafer Algöz'ün sadece kamera karşısında değil, kalemiyle de başarılı olduğunu ispatlayan bir kitaptı. Çok eğlendiğim, beğendiğim bir kitaptı. Daha önce hazırladığım inceleme videosunda mutlaka izleyin. 1984 beni en çok etkileyen kitaplardan biri bu hiç şüphesiz. Ve bu etkileşim olumlu anlamda bir etkileşim de değil aslında. Gayet de içimi sıkan bir kitaptı. Çünkü anlatılan şeyler o kadar yaşanması muhtemel şeyler ki ve İçinde bulunduğumuz dönemleri de göz önüne alınca ister istemez etkileniyor insan. Çok etkilendiğim, beğendiğim ve herkesin muhakkak okuması gerektiğine inandığım bir kitap bu. George Orwell'dan 1984. Bu kitap için de bir inceleme videosu hazırlamıştım. Mutlaka izleyin. Kitabı da mutlaka okuyun. Benim favori kitaplarımdan bir tanesi 1984. Yolcu da yine 1984'te olduğu gibi günümüzde yaşadığımız şeyleri, içinde bulunduğumuz dönemde hissettiğimiz bir takım endişeleri gündeme getiriyor. Yolcu için daha önce hazırladığım inceleme videosunda bu kitabı çok beğendiğimi söylemiştim. Çok sürükleyici, güzel bir kitaptı. Yolcu 3 kitaplık bir serinin ilk kitabı. Şu anda ikinci kitabını da okudum. Üçüncü kitabını okuyacağım. İkinci kitaptan Yolcu'dan etkilendiğim kadar etkilenmedim açıkçası. Kendimi kitaba çok fazla verememiş de olabilirim tabii ki. Bilemiyorum ama Yolcu bir adım öndeydi bana göre. Yolcuyu tavsiye edebilirim o yüzden. Bir sonraki kitap Puslu Kıtlar Atlası. Aslında videosunu yapmak istediğim bir kitaptı ama kitabın bir de çizgi romanı olduğu için onu da okuyup ikisi bir arada bir video hazırlamak istediğim için ertelemiştim. Önümüzdeki günlerde detaylı bir inceleme videosu yapmayı düşünüyorum ama yani yapmayabilirim, bilmiyorum. Şimdilik kitabı tavsiye edip beğendiğim kitaplar listesine eklemekle yetineyim. Bir sonraki kitap Ben Bir Gürgendalıyım Hasan Ali Toptaş. Bu kitapla ilgili videoyu ise diğer kanalımız Bu Kitap Okunur adlı kanalımızda yapacağız. Siz bu videoyu izlerken onu yayınlamış olabiliriz, yayınlamamış da olabiliriz. Siz bir kontrol edersiniz. Fedailerin Kalesi Alamut bir sonraki kitabımız. Sayfa sayısının aksine benim kısa bir sürede okuyup bitirdiğim sürükleyici bir kitaptı ve konu itibariyle de oldukça ilgi çekiciydi. Haşhaşiler tarikatının lideri olan Hasan Sabbah'ın hikayesini anlatan bir kitap. Bir başka deyişle cenneti dünyaya getiren adamın hikayesi diyebiliriz. Çok beğendiğim kitaplardan bir tanesiydi bu. Bir kurgu olarak bence muazzamdı ama bunun dışında düşündüren, etkileyen de bir kitaptı. Üstelik yaşananlar gerçek. Bu her ne kadar bir kurgu olsa da, belki abartılan yazarın eklediği yerler olsa da genel olarak birçok noktası gerçekti ve insanı etkileyen, düşündüren detaylar da bu noktalardı zaten. Tavsiye edebileceğim kitaplardan biridir bu da. Bir sonraki kitabımız Dan Brown'un başlangıç kitabı. Dan Brown her kitabını beğendiğim ve muhtemelen bundan sonra gelecek her kitabını da beğeneceğim bir yazar. Bu kitabı da okurunu hayal kırıklığına uğratmıyor. Eleştirdiğim yerleri de var tabii ki fakat onları kitabın inceleme videosu için saklıyorum. Yazarın bence en cesur kitabıydı bu. Kısaca Dan Brown'sa okunur zaten. Bunu da okuyabilirsiniz. Bir sonraki kitap Aylak Adam. Yusuf Atılgan'ın kaleminden C'nin hikayesi. Dönüp dönüp okuduğum ve dönüp dönüp okuyacağım bir kitap. Aylak Adam da benim favori kitaplarımdan biri. Tavsiye ederim. Ve son kitap Doğu'nun Limanları. Yıllar önce edindiğim fakat 2017 başlarındayken anca okuduğum, haliyle bir hayli geç kalmış olduğum bir kitap. Çok severek ve çok etkilenerek okudum kitabı. Gerçek, yaşanmışlıklardan yola çıkılarak ortaya çıkmış bir eser Doğu'nun Limanları. İçinde bolca hüzün de barındıran, tavsiye edebileceğim bu video için son kitap Doğu'nun Limanları. Evet, ilk videoda 10 kitapla başladığım beğendiğim kitaplar listesinin ikincisini de 9 kitap ekleyerek yapmış oldum. Bu listeyi de böyle tamamlayalım ve gelecek videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.